Sakarya'dan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İletişim Koordinatörü olarak hepinize saygılar, selamlar, merhabalar getiriyorum. Öncelikle Sayın Rektörüm başta olmak üzere bütün hazirun ve değerli öğrenci arkadaşlarımıza. Bugün sunum için buradayız. Dolayısıyla zor bir şey sunumu sunarak sunmak. Biraz dikkat çeksin diye iyi olan kazansın diye bir kavramımız var. Malum hani iyi olan kazansın. Yani bir tür e, yarış hissi veren bir başlık atayım dedim. Ama aslında başlık bu değildi. Asıl başlık iyi sunan kazanır. Bu biraz daha net bir e, bilgi. E, i̇yi sunan kazanır cümlesini tercih ettim çünkü bu tahmin ediyorum sizlerin de e, uzun süre aklında kalacak bir şey. Buna inanarak söylüyorum, yani iyi sunan gerçekten kazanır. Neyi kazanır? Şöyle, e, iyi kazanır. <laughs> bir örnek ver vermek istiyorum. E, malum e, Apple'ın iPhone 14 Pro Max diye bir ürünü, son e, çıkan modeli. iyi kazandığını anlamak için ne yapıyoruz? Mali Hepimiz teknik adamlarız burada gördüğüm kadarıyla ve hanımlarız. E, maliyetine bakıyoruz ve sonra kaça satıldığına bakıyoruz. Araştırdım, son bir makalede yakaladım. Maliyeti 501 dolarmış. iPhone'cular var mı böyle kullanan? Tamam, acı haber hazır olun. Satışı 1099 dolar. Maliyeti 501 dolar, satışı 1099 dolar olan ürünün karı nedir? %100 19 karlılıkla satılan bir ürün bu tamamen kaynağı hani kolaylıkla arayıp bulunabilecek bir ürün Yani Elinizde tuttuğunuz ürün karlı ama sizin için mi bilemiyorum diyeyim bir espri yapayım ee, ve yani buradan şunu anlıyoruz Aslında Apple malum e, kıymetli bir markadır dünya çapında sebebi de şudur Steve Jobs döneminden itibaren e, çok iyi pazarlama yapmıştır O yüzden bugünkü sunumu Aslında ben toprağa bol olsun, RSVP diyorlar ya, Steve Jobs'ın sunum teknikleri üzerinden besleyerek sizlere aktarmak istiyorum. Ee, i̇yi sunduğunu da buradan anlıyoruz. Ne kadar iyi sunarsanız o kadar çok kazanırsınız. Formül şu, iyi ürün artı iyi sunum eşittir kar. Yani şunu demek için aslında söylüyorum bunu. Bir, ilk olarak iyi bir ürününüz olması lazım. İyi bir anlatacağınız şeyiniz, proje olabilir. Ee, sunum yaptığınız şeyin iyi olması lazım. Sonra üzerine iyi sunum yaparsınız. Fakat reklamcılıkta bu her zaman çalışmıyor. Yani iyi reklam her zaman iyi kazanmayı getirmiyor. Şimdi sizi biraz geriye götüreceğim. Ve reklamcılık sektöründe tırnak içinde iyi reklam, kötü markayı çabuk bitirir anlamına gelen... Bir reklam izleteceğim. 1978'de doğan var mı aramızda? 1978. Başka? 80, 90, 2, 90, 2000. Tamam, kitleyi tanıyorum bir taraftan. 2005, 2010. Tamam, o da şakası olurdu zaten işin. Şimdi bakın gördüğünüz gibi ekranda e, telefon var sağ tarafta. Bunu kullanmadınız siz o zaman. Çok rahat söyleyebilirim. Ee, bilerek böyle bir görsel seçtim çünkü konumuz iPhone ya. Ee, ona da gönderme yapmak istedim. Şimdi size bir reklam izletiyorum. Bu reklam çok başarılı bir reklam ama sonunda peki ne oldu? Atın, atın, atın. Eski çoraplarınızı atın. Gel Türkiye'ye geliyor. Atın eski çoraplarınızı, jil geliyor! Ah, atılar mıymış yazık? Atamazsanız paspas yapın, Türkiye'ye jil geliyor! Yayınlanan bu reklamdan sonra Jil markası işte ince hanımlar için tabii ince olan ve işte e, kaçmayan tırnak içinde yerinde duran bir çorap yaptığını söylüyor. Çok iyi bir reklam yapıyor. Türkiye çalkalanıyor. Milletler işte bütün halk o zaman e, bakkallara vesaire neyse artık market yok AVM yok gidiyor ve çok ciddi bir şey yapıyor. Çünkü o zamanlarda mesela şöyle bir e, gerçek var. E, Türk toplumu tutucu tutumlu bir kültürün şeyinde döneminde o zaman için, bugünlerden biraz daha farklı olarak herkes tutuyor. Yani çorabı atmak kolay bir şey değil 1980'lerde. Bunu bilen reklamcı diyor ki atamıyorsanız hani atmayın tamam, çıkarın, paspas yapın, ben size yeni çorap satayım diyor. Reklamcıların tipik numarasıdır. Ve reklam çok tutuyor, harika ama belki bilenler vardır reklamcılıkla uğraşıyorlarsa. Meşhur bir hikayedir bu reklamcılık dünyasında. İşler şöyle değiştiriyor, değişiyor arkadaşlar. Reklamı duyan ne yapıyor? Otomatikman ürünü almak için yola çıkıyor. Fakat dağıtım başarısız. Yani arıyor, diyor ki daha gelmedi, gelecek, işte olacak falan. Yani reklam çok başarılı, koşturuyor beni sahaya, geldi. Ya reklam başarıya ulaştı, sunum başarılı. Ama ben ürünü bakkaldan alamıyorum. İkinci golde şöyle oluyor. Ürünü bir alan bir daha alamıyor. Çünkü o kaçmaz dedikleri çorap kaçıyor aslında. Yani fazla abartılı sunum, fazla abartılı reklam, altı doldurulamamış tedarik zinciri vesaire ya da ben onu iyi olmayan ürün olarak şey yaptım. Sonunda mutsuz bir sonla bitiyor. Oysa biz hep mutlu bir son istiyoruz. O yüzden ön şart şu arkadaşlar, sunacağınız şey her ne sunuyorsanız, proje olabilir, ödeviniz olabilir, ee, bir doğum gününde bir konuşma yapıyor olabilirsiniz. İyi bir şey olmalı. Yani sizin inandığınız ve bu konuda tutku duyduğunuz bir şey olmalı. Diğer durumda e, biz sunum yapmasak da olur. Yani eğer ürün iyi değilse, eğer yapmak istediğimiz şeye inanmıyorsak, anlatmak istediğimiz şeye, zaten ses tonumuza yansıyor. Bugün ben sizlere daha önceki tecrübelerimden yola çıkarak ki bu tecrübelerimi biraz özetledi aslında sunucu arkadaşımız. Teşekkür ediyorum kendisine. İyi bir sunum yapmak için en temel ipuçlarını bir araya getirdim. Çünkü şunu çok net biliyorum. Hepinizin hayatınızın bir noktasında buna evlilik teklifi dahildir. Bir yerde ihtiyacınız olacak. Yani bir şeyi sunmanız gerekecek. Yani e, tipik hareketlerden, e, diz bükmeden kastetmiyorum tabii ki. Yani birisini etkilemeniz gerekecek erkek için, hanım için. Ya da hocanızı etkilemeniz gerekecek. Ya da bir kitlede iz bırakmak isteyeceksiniz. Bu bazen sosyal medyadan olabilir, bazen de yerel olabilir. Ve ben bunu yaparken aslında şu bilgilerime, yani arka planımda şunlara dayanarak size e, bu özeti, ipuçlarını çıkartacağım. E, yaklaşık 4 yıl Türk Hava Yolları, için e, Türk Hava Yolları'nın sunum ajanslığını yaptım o ajans e, dönemimde ve hani CEO'dan başlayarak birçok kişiye ciddi e, yurtdışı yurt içi ve yurt dışı sunumlarının sıfırdan başlayan kurgusunu da kurarak ne konuşacağını da belirleyerek konusunun hatta şu olması gerektiğine kadar önerilerde bulunma şansım oldu ve bu süreçte çok ciddi deneyimler elde ettim. Tabii ki okumalar yaptım. İşte bunları derledim. Ve e, hepimizi biraz düşünmeye davet etmek için bu görseli e, meşhur TED sunumlarından bir görseli koyuyorum. Aslında sunumu şöyle bir parçalarına ayırırsak, yani sadece bir belgeden, sadece bir konuşan kişiden ibaret değil. Aslında burada bir e, ikna süreci var. Biz aslında insanları ikna ediyoruz ve salon, sahne. İzleyiciler belki başka sunucular benden önce benden sonra sizden önce sizden sonra çıkacak kişiler siz ve de sunum belgesi var. Yani aslında bir sunucu sunmak istediği şeyin sonunda karşı tarafı ikna etmek istiyorsa öncelikle hangi solanda konuşuyorum, kimlere konuşuyorum, benden önce sonra birileri konuşacak mı konusuna hakim olmak zorunda. Aksi takdirde ne olabilir? Sizden önce biri konuşmuştur. Mesela title'da yüksek bir ordinarius profesördür. Siz de çıktınız onun tam iddialarına ters bir şey söylüyorsunuz. Yani bir anda çeliştiniz ve bu seyircide soğuk bir etki bırakır. Dolayısıyla evet diğer parçaları da önemli ama ben bugün sunum belgesine odaklanacağım. Yani bir sunum belgesini hazırlarken biz nelere dikkat edelim de sonunda seyircimiz ikna olsun? İlk bulmanız gereken şey şu sorunun cevabı. Her şey bittiğinde izleyenlerin aklında ne kalsın? Bir sunum yapacaksınız. Bir şeyler anlatacaksınız. Bir şeyler göstereceksiniz. Sonunda insanların aklında ne kalsın? Buna ben şöyle bir ifade buldum. Akılda kalıcı ana mesaj. Yani sunum yapacağız tamam. İlk yapacağımız iş ben bu sunumun sonunda ya bir dakika bir birinci slayta bir şey koysaydık. Hayır. Henüz slaytlara girmiyoruz. Biz ne söylemek istiyoruz? Şu meşhur asansör konuşmasını duymuşsunuzdur girişimciler varsa aramızda. İşte bir girişimci işte bir müdürle karşılaştığında asansörde asansörden çıkana kadar fikrini anlatmalı. Dolayısıyla birkaç cümlesi var. Süre çok az, asansördeki geçirebileceği süre. Ama karşısına işte atıyorum çok önemli bir markanın müdürü geldi. Ona bir şey, bir projesini sunmak için aklında her zaman ana fikri, mesajı barındırır. Bunu kastediyorum. Ve bir örnekle ilerleyelim. Örneğimiz Apple dünyasından olacak. Today Apple reinvents the phone. Apple bugün Telefonu yeniden icat etti. Telefon aslında icat edilmiş bir şeydi. Az önce gördünüz, böyle şeye koyduğunuz zaman ses çıkar ondan. Çırink diye bir ses çıkar, kablosu var. Kablolu bir iletişim aracıydı telefon. Ve 2000'lileri boşuna sormadım. Sorularımın hiçbiri boşuna değil. 2007'yi görenler e, şu sunumu da izlemişlerdir. Bu sunum, birazdan bir dakikalık bir bölümünü göreceğiniz sunum, Elinizde tuttuğunuz 14. versiyonu olan iPhone'un ilk versiyonunun dünyaya ilk defa sunulduğu an. Steve Jobs, şurada gördüğünüz adam, Apple'ın sahibi, kurucusu ve bence girişimcisi, yenilikçisi, sizin üniversitenin mottosu gibi yenilikçi. O zaman insanların akılda kalmasını istediği mesajı bakın nasıl söylüyor. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Today, we're introducing three revolutionary products in this class a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. And we are calling it. iPhone. Today, today Apple is going to reinvent the phone. Tabii şöyle düşünün. E, o zaman e, şey yok. Yani sadece tuşlu telefonlar olduğu için ilk defa bir telefonun dokunmatik ekranlı bir telefonu konuştuğumuz bir güne gidiyoruz. Diyor ki akılda kalıcı bir mesaj olarak bugün Apple telefonu yeniden icat etti. Bu size neyi düşündürür? Böyle bir mesajı ilk defa duysanız aklınıza ne gelir? Telefonu yeniden icat ettiğine göre bunun aslında ilk icadı da var. Alo Alex, sesim geliyor mu? Yani Alexander Graham Bell'e aslında atıf yapıyor. Diyor ki, dünyayı değiştiren bir buluştu iletişim dünyasında telefon. 1876'da ilk defa Alexander Graham Bell denemişti bunu. Ben bugün Apple olarak, Steve Jobs olarak Yeniden tanımlıyorum, yeniden icat ediyorum diyor. O kadar güçlü bir mesaj ki aslında bunun da karşılığını sonunda alıyor. Akılda kalıcı mesajı doğru seçtiği zaman, burada gazetede gazetelerden birinde o zaman için gazete daha önemli tabii. E, Amerika'daki bir gazetedeki başlığı görüyorsunuz. Telefonu yeniden tanımladı diye başlık atmış. Yani sizin aslında akılda kalıcı mesajı seçmeniz ve sonra bütün hikayenizi, bütün sunumunuzu bunun üzerine kurmanız gerekiyor. Ben sunumu böyle çok uzatmadan beş başlığa ayırdım. Dedim ki önce bir ana mesaj bul, bulun. Bulunacak. Nasıl bir ana mesaj bulacağız? İşte iPhone'un ilk bulunmasındaki mesaj gibi akılda kalıcı bir mesaj. Biraz esprisi olan, atıfı olan, o artık sizin kreativitenize, kreatifliğinize, üreticiliğinize, yaratıcılığınıza diyorlar. Kalan bir şey. Sonrasında ise benim ipuçları geliyor, diğer ipuçları. Hikaye oluşturma, konuşma metni yazma, tasarım ve demo. Şimdi sırayla bunlara bakalım. Bundan sonrası biraz daha akademik bir sunum gibi akacak aslında. Benim sunumumla ilgili şeyimi hatırlıyor musunuz? Ana mesajımı. Sizi temin ederim, bundan bir yıl sonra da hatırlarsınız. Yani konu geldiğinde sunumla ilgili bir şey olduğunda hatırlarsınız. Sebebi şu olacak. Çünkü o kadar çok tekrar edeceğim ki bunu ve bütün hikayeyi bunun üzerine kuracağım. Yani şunu demek istiyorum. Size önce örnekle gösterdim. Apple böyle yaptı. Bak Steve Jobs böyle sundu diye. Sonra kendim sunumumu size sunarken bir kere daha yapacağım bunu. Yapıyorum bunu. Ve, ve de göstererek. Dolayısıyla sizin bunun bunun sizin aklınızda kalacağına inanıyorum. Bakalım öyle mi olacak? ben mottomu, ana, ana mesajımı buldum. İyi sunan kazanır. Böylelikle sizde ya demek ki o zaman iyi sunmalıyım gibi bir duygu da oluşturmaya çalışıyorum. Sunum boyunca bunu tekrar ediyorum. Şu ana kadar sanıyorum beş kere falan söylemişimdir. Birazdan anlatacağım hikayeleri bunu destekleyecek şekilde anlatacağım. Ve üçüncü kural olarak da bunu desteklemeyen her şeyi sileceğim. Sunum hazırlarken genel eğilim şöyledir. Elimde şu veri var, bunu da göstereyim. Elimde bu görsel var, bunu da anlatayım. Bilgiye boğma gibi, bilginin içerisinde boğulma gibi seyircinin yani burada ne demek istiyor şeklinde kalabalık gürültüyle, veri çokluğuyla boğmak gibi bir zorlukla karşılaşabiliyoruz. Bundan uzak durmak için de üçüncü maddeyi ısrarla yazdım. Aslında ikincinin aynısı. Ya desteklesin ya da başka bir slayta, başka bir sunuma. Pekala. Sunumunuzda mutlaka bir hikaye koyun. Yani tabii ki böyle anlamsız bir hikaye olmasın ama biraz heyecan verebilir insanlara hikaye. Biraz bir duygu yaşatabilir. Yani e, üzülme, hüzün gibi. E, heyecan yaşatabilir ama zombi olmasın çünkü hiç alakası yok. Ama hikaye önemli. Nasıl bir hikaye? Ana mesajınızı destekleyen bir hikaye. Bu kurumsal şirketlerdeki misyon ve devamında gelen bütün eylemlerinizle benzer bir şey. Misyonunuzu yazarsınız. Ben yenilikçi bir devlet üniversitesiyim. Yenilikçi devlet üniversitesi dediniz. Bundan sonra yaptığınız her eylem, sayın hocam siz daha iyi bilirsiniz, işinize karışmak gibi olmasın, buna uyumlu olur. Buna uyumlu olduğu zaman derler ki Bursa Teknik Üniversitesi yenilikçi devlet üniversitesi. Aslında bu kurumsal dünyada da geçerli. Buradan iş dünyasına da çıktı alabiliriz. Şimdi size bir şey soracağım. Yine 2007'ye gidiyoruz demiştim ya Steve Jobs'la ara ara gideceğiz. Bir 80'lere gittik cil Çorap reklamını dinledik. Şimdi Steve Jobs'ın sunumundan bir başka sahneyi dinleyeceğiz. Ama öncesinde size sormak istiyorum. iPhone'u ilk defa siz bulsaydınız. yani sizin telefonu bulduğunuz, touch screen'i bulduğunuz dönem herkes dokunmatik tuşlu telefonlar kullanıyor böyle cırt cırt scroll gibi şeyleri tuşları olan Blackberry'ydi galiba marka. Telefonlar kullanıyor olsaydı ve siz telefonunuzda harita özelliğini, Google Maps özelliğini seyirciye nasıl anlatırdınız? Her türlü fikri açığım. iPhone'u buldum. İnsanlar daha henüz harita nasıl kullanılır bilmiyor ve ben onlara haritayı etkili bir şekilde anlatmak istiyorum. Var mı fikir? Buyurun. İlk navigasyon fikirlerinden bir tanesi o. Bugünkü kullandığımız... Bunu da... telefona nasıl getireceğim? Yani... Onu da sen düşün diyorsun. Yani hayır hayır. Hayır. Şöyle. Telefonda da sesli bir iletişim var ya. Orada da zaten hani bindiği arabada da var bir ototeyp var radyo var. Telefonda sesli bir iletişim olduğu için buna benzer bir yöntemle olabilir. Olabilir. Tamam. Güzel bir fikir. Var mı başka bir fikir? Bir tane daha alayım. Buyurun. Ya, 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 ya. Diye bir slogan atarak... Başka vardı sanki bir el daha. Bir tane daha alıyorum ondan sonra. Güzel, çok benzer bir şeyle karşılaşıyoruz. Bakın Steve Jobs nasıl anlatıyor. Yaklaştın. The internet device section here I want to show you something truly remarkable which is Hikaye Google Maps on iPhone. Yani teknik bir özelliği anlatıyor ama hikayeyle anlatıyor. And it's coming up and it shows us north america and i'm going to go to Moscone west that's where we are right now and here we are boom that's where we are now what i'm going to do here. is i'm going to go uh, look for something I'm, I'm going to certainly want a cup of coffee afterwards so i'm just going to look for starbucks right starbucks so i'm going to search for starbucks and sure enough there's all the starbucks <laughs> now I can get a list of Starbucks here, so I can pick that one if I want. And uh, I can even go look at that Starbucks. And there it is. And let's give him a call. Starbucks Ario. <coughs> Good morning. Starbucks how Can I help you? Yes, I'd like to order 4,000 lattes to go, please. <laughs> no, just kidding. <laughs> Wrong number. Thank you. Bye-bye. <laughs> Okay. <laughs> Seyirciyi güldürmek için Starbucks'ı arıyor ve diyor ki, yani diyelim ki burada 250 kişi var, 250 kişilik kahve söylemek istiyorum diyor. Ve seyirci de tabii aa falan. Yani ne yaptı aslında? Harita özelliğini siz de doğru. Yani birçok yaklaşım aslında aynı yere çıkıyor. Bu da aklın yolunun bir olduğunu gösteriyor bize. Fakat salonda olduğu için Kahve order yapmayı söylemeyi tercih ediyor ve arıyor. Tabii ki bu muhtemelen planlı bir şeydir. O da aramızda kalsın ama yani bir hikaye kattı ve buradan, bu salondan çıkan insanlar şunu düşündü: Ya adam telefonundan haritadan bulunduğu yere kahve söyledi, değil mi? Böyle bir şey kalıyor aklında. İşte bunun adı hikaye. Bu hikayeyi kurmak, örmek tamamen sizin yine kreativitenize kalıyor. Biz bunu bir başka örnekte, gerçek hayattan bu sefer bizim uyguladığımız bir örnekte nasıl yaptık onu anlatayım. Bir gerçek hayat örneği. Türk Hava Yolları için çalışıyoruz. Şu tarafta ekran var, ben şuradan anlatayım. Bakın işte belli rakamların olduğu, etkileyici rakamların olduğu, işte şu kadar yolcu bu yıl, geçen yıl vardı, Avrupa'da işte en genç filoyuz biz, şu kadar uçağımız var falan denilen bir slide ama Nasıl bir ortamda sunuluyor? Ben size yine tarif edeyim. 1200 tane üst düzey personel var. Konuşması gereken kişi Türk Hava Yolları'nın o zamanki pazarlama direktörü Ahmet Bey, değişmiş olabilir diye soyadını yazmadım. Konsept kalplere dokunmak. Yani insanlara Yenilikçi Devlet Üniversitesi iyi sunan kazanır. Yerine onlar şunu demek istiyor. Bu sene bizim bu 1200 üst düzey personelimizin anlaması gereken şey kalplere dokunmak, insanlara dokunmak. Dolayısıyla biz pazarlama direktörünün tutup da benim şu kadar uçağım var bu kadar milyon insan bana iniyor hiç kalplere dokunan şeyler değil. Bunlar rakamlar. Bunlar insanın aslında daha çok beynine hitap eden şeyler. Zeki, zeka tarafına, doğal zeka tarafına. Ama bizim bir hikayeyle bunu desteklememiz lazım. Yani çıktığında insanlar ya doğru bizim kalplere dokunmamız lazım demesi için bir hikaye yazmamız gerekiyordu. Biraz internette araştırma yaptık ve Buraya yeni bir hikaye ekledik. Ben size çok kısaltarak anlatacağım bu hikayeyi. O zaman uzun anlatmıştık. Ve ayakta alkış almıştı bu. United Airlines pilotu, yolcu Drake'in ölüm döşeğinde olan annesini son defa görebilmesi için uçuşu erteledi. Böyle bir haber var. Olay çok kısa özetiyle şu. Adam United Airlines'ı arıyor. İyi günler, benim annem ölmek üzere, ben ona son defa bir evveda demek istiyorum. Bak duygulanmaya başladım, anne gidiyor, anne gidiyor. Yetişmem lazım, bana bir uçak bileti ayarlar mısınız? Acil atıyorum, Illinois'e gideceğim falan dedi ve ardından trafiğe girdi. Maalesef Amerika'da da var o şey. E, trafiğe girdi ve teknik olarak uçağı aslında kaçırdı. Fakat bu bilgiyi yani bu bilet için aradığı telefon bilgisi pilota kadar ulaşmış. Pilot uçaktaki insanlara açmış. Ladies and Gentlemen, burada çok özel bir durum var. Bir insanın annesini kaybetmesine yetişmek istiyoruz. Eğer kabul ederseniz uçağı bir saat sonra kaldıracağım demiş. Uçaktakiler kabul etmiş. Pilot adamı kapıda bekliyor. Sizi bekliyorduk efendim diyor. Nasıl bir şey hikaye? Mr. Drake, we have been expecting you. Uçak sizi bekliyordu. Sizi bekliyor herkes içeridekilere ben anlattım. Annenize yetiştireceğiz. Bu hikaye gerçek. Yani haberlerde var. Ve basına da daha sonra bu olay şey olarak çıkıyor. Annesine yetişiyor. Annesine son vedasını yapıyor. Ee, ve sonra televizyonlara çıkıyor ve diyor ki United Airlines beni annemi son defa görmeye yetiştiren bir havayolu. Ne yaptı abi? Kalbe dokundu. Duygulandım yani, vay be falan dedim. İşte bir kişinin hareketi marka için kalplere dokunma şeklinde sonuçlanmış oldu. O yüzden biz bu hikayeyi Ahmet Bey'in sunumunun içerisine yerleştirdik. Hem de hava yolu olduğu için, ikisi de Türk Hava Yolları United Airlines. Bakın böyle şeyler var bir, bir hareketle küçük bir hareketle aslında teknik olarak da büyük bir hareket çünkü uçağı bekletiyorsunuz. Bir sürü şey var orada ama adam bunu almak istemiş, bu riski almak istemiş. Bu riskin karşılığını da daha sonra medyada, CNN'de vesairede yani reklam yapsanız bu kadar şey olmazdı, etkisi olmazdı. O yüzden duygulandırıcı, güldürücü hikaye anlatalım çünkü hikayeler insanların aklında kalıyor. Çok ilginç bir şekilde bu böyle. o yüzden hikayeyi önemseyelim. Duygulara dokunmak için hikayeler anlatalım. Aynı Steve Jobs'ta olduğu gibi. Çünkü kalp ya da Türkçesiyle gönül yani o aslında bir organ değil, malumunuz var. Yani kırılınca kalbiniz kırılmıyor aslında. Hani kırılan bir parça falan görmüyoruz etrafta değil mi? Gönül kırılıyor aslında. Hani Anadolu'da çok daha iyi bilinen bir kelime. Gönlümü kırdın. Yani hakikaten gönül bir kırılıyor. O değişik bir şey işte. Kalp atmaya devam ediyor halbuki yani. Tık 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 atıyor ama gönül kırıldı abi. Bizim zaten bizde bu yüksek. Yani bizde e, gönüle dokunan hikayeler, gönüle dokunan insanlar çok olduğu için, gönül insanı diyelim çok olduğu için duyguları kullanmayı öneriyorum, tavsiye ediyorum. Ve bunu bir sinema filmi hikayesi gibi de düşünmenizi öneririm. Yani sunumunuzu bir sinema filmi gibi düşünmekten kastım ne? Senaryo yazmak. Yani şöyle değil. Doğdum e, ee, büyüdüm, üniversiteye gittim, mezun oldum, kaza geçirdim, hastaneden çıktım, işe girdim. Mesela hikayeye şöyle başlayayım. Kaza yaptım. Bunu başa aldınız. Ondan sonra ne zaman, niçin, nasıl oldu falan. Dur önce ben bir başa döneyim. 1980'de şöyle olmuştu, 2000'de böyle olmuştu falan. Yani git gelli hikayeler anlatmayı kastediyorum senaryo gibi yazmaktan ve akışı düzenlemekten. Bunun için bu kadar ciddi çalışır mısınız bilmiyorum ama ben de çalışmıyorum. Sadece görseli sevdiğim için koydum. Ama kastettiğim şey maviler sizin mesela sosyal hayatınız, sarılar sizin iş hayatınız. Bunları birbirlerine karıştırarak önce sosyal sonra şey lineer değil de daha böyle karışık anlatmak, insanın hoşuna gidecek ve tutacak şekilde anlatmayı öneriyorum. Bunu PowerPoint veyahut da diğer buna benzer slide araçları imkan veriyor. Slaytların her birine birer tane kelimeyle yazıyorsunuz. Burada Yenilikçiliği anlatacağım, burada üniversiteyi anlatacağım, burada şeyi anlatacağım gibi. Sonra onların arasında değişiklikler yaparak nereye hikayeyle destekleyeceğinizi kolaylıkla bulabilirsiniz. Hikaye önemli. Peki konuşma metni? Hiç daha önce sunumlu için konuşma metni yazan var mı? Ben kaldırayım elimi. Üç, vay güzel. Arkadaşlar şiddetle tavsiye ederim. Niçin biliyor musunuz? Çünkü... Ee, konuşurken, bu arada tabii şunu not edelim. Ee, konuşma şeklinde yazmanızı öneriyorum. Konuşur gibi. Konuşur gibi ne demek? Kısa cümleler demek. Mesela şöyle bir cümleyi yazsanız, Bursa Teknik Üniversitesi'ne gittiğimde bilgi işlem daire başkanı ile birlikte teknik olarak çalıştığımız bütün dokümanların o koptu seyirci koptu yani. Nasıl, nasıl konuşursunuz? Bursa Teknik Üniversitesi'ne gittim. Karşımda bilgi işlem daire başkanı vardı. Ve ona dedim ki hazırlığımızı yapalım. Üçe böldüm cümleyi. Kastettiğim şey, slaytlarınızın altında, PowerPoint'te ya da diğer programlarda da var. Konuşma metinlerinizi yazın. Kısa kısa. Bunu yazdıkça, ya ben bunu söylemek istemiyorum ki dediğinizi fark edeceksiniz. Yani sırlı bir şey söylüyorum. Yazarken şunu fark edeceksiniz. Ya ben tam olarak bunu söylemek istemiyorum. Yazmak da çok ilginç. He, hele de mümkünse... Ee, sevgilim satırlarıma başlarken değilse de bu yanlış şey oldu hocam. Reklam girdi araya. Ee, yani herhangi bir şey olabilirdi hocam. Naci hocam bu ne ya falan diye bana baktı da o yüzden. Sayın hocam o şaka olsun diye koyduğum bir şeydi slayt'tı. Yani boş bir kağıda ben şunu anlatmak istiyorum, burada şunu demek istiyorum dediğinizde fark edeceksiniz ki bazı kelimeler ya da bazı ifadeler tam uymayacak demek istediğinize ve sizin konuşma metniniz aslında sizin sunumunuzu da toparlayacak. Ya buna hiç gerek yok ya. Buraya hiç girme. Bu konuya hiç girme diyebilirsiniz. Son olarak daha doğrusu sondan bir önce demo olarak tasarım süreci var. Tasarım süreci aslında biraz daha uzun, biraz daha teknik bilgi. Çok derin teknik bilgiye girmeyeceğim. Çünkü internette, YouTube'da, Canva'da vesaire falan böyle hani çok sayıda artık şey var. Sosyal medya araçlarında çok sayıda tasarımla ilgili ipuçları var. Benim söyleyeceğim şey şu bu konuda az çeşit font. Ne demek o? Times kullanmış, el yazısı kullanmış. Biraz teknik tarafa geçtim fark ederseniz. Hikayeden çıktım ama ne yapalım? Sonuçta burası teknik üniversite. Az çeşit font. Yani beş tane çeşit font kullanırsanız tutarlılığınız düşüyor. Bir tane işte Arial, bir tane Times New Roman. İki fontu seçin birbirine uyan ve onunla devam edin. Az yazı, ve sade görseller. Sunum dünyasına girdiğinizde bunu fark edeceksiniz. Şöyle oluyor. Eğer çok yazı yazılırsa seyirci abi yazı okumaya başlıyor. Uzun ya bitmiyor da. Sen burada konuşuyorsun, seyirci orada başka bir yere gidiyor. O yüzden sizde kalmasını, çünkü sonuçta etkileyecek olan kişi sizsiniz. Sizde kalmasını sağlayan şey sade görseller. Burada bu sunumu hazırlayan kişi şunu yapmak istemiş. Elimde ne varsa yazayım şu kadar uçağım var, bu kadar yere uçuyorum, dünyanın bir numarasıyım, nerede? İşte daha çok ülkeye giden uçak anlamında veya işte dünya dördüncüsüyüm, Avrupa'nın birincisiyim, kararsızlık da var. Ne yapmak lazım? Ne demiştik? Az yazı, sade görsel. Buyurun, bunu nasıl düzelttik? Gerçek bir örnek. Abi biz en yukarı, dünya birincisi olmuşuz. Daha bunun hani altını düşünmeyelim. Nerede dünya birincisiyiz? Orada yazıyor. Ki daha sonra bu şey oldu. Türk Hava Yolları'nın ara, ara dönem mottosu oldu. Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu diye çok uzun yıllar, ya bir iki yıl diyeyim, reklam yaptılar. Hakikaten öyle. Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu. Daha ne olsun işte? Ben birisine bunu söylediğim an Türk Hava Yolları ile ilgili aklında bir şey oluşuyor. Vay be. Çünkü Türk Hava Yolları aynı zamanda Türkiye için de önemli. Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı diye geçen bir markadır. Çok kıymetlidir. Ve olabildiğince bilgileri azaltıp görseli renkli hale getirdik. Uçakları yan yana dizerek. Burada Einstein'ı konuk ediyorum. Diyor ki, basitleştirin. Fakat bir küçük uyarıyla söylüyor bunu. Ee, az yazı ve sade görselleri ben ekledim tabii ki. Einstein öyle dememiş. Einstein şunu diyor. Her şey olabildiğince basit olsun. Ama Türkçe'ye nasıl çeviririz Naci Hocam? Ben sakil diye çevirdim yani. İyice budayıp budayıp da böyle hani <laughs> yani aşırı yani şöyle not simpler yani sakil olmasın kaba olmasın yani tamam incelikten de temelli bütün her bütün dallarını budayınca kütük kalıyor yani kütük gibi de olmasın ben hani Türkçe anlatayım diyeyim. Bu arada bu da şu an ben ne yaptım? Ben ne diyorum? Ben demedim. Einstein diyor. Vay be Einstein demiş her falan. Yani Einstein'ı sizi ikna etmek için sunumun için aldım. Bunu çok tavsiye ederim. Çok işe yarar, çalışır. Buyurun. Ben demedim Einstein dedi. Peki ben deseydim nasıl derdim? Abi lokum gibi olsun derdim yani. Hani <laughs> Türkçe, daha Türkçe. Ya ne? Ne demek istiyor? Evet, değil mi? Hemen bir tatlanma oldu mu? Gerçi yeni dünyada pek lokum o, eskisi gibi değil ama marshmallow desem biraz daha mutlu olurdunuz galiba. Şöyle. Yani lokum tabii eski dünyadan geliyor. Biz biraz eskide kalmış olabiliriz. Ee, ama Nedir lokum? Aslında şudur, yumuşacıktır, atarsın ağzına fazla gevelemeden, yani böyle kavrulmuşları kastetmiyorum, doğal ve taze olanını kastediyor, yumuşacık yersin, tadını alırsın, sunumunuz böyle olması lazım. Dolayısıyla azın daha fazla olduğunu bilin. Bunu yap yakalamak çok zor çünkü ne demiş eskilerden bir e, zat, muhterem bir zat demiş ki, ''Mirim, üstadım, kusura bakma kısa yazacak kadar uzun vaktim yoktu. Ne demek yani kısa yazacak kadar uzun vaktim yoktu. Adam demek ki düşünüyor, düşünüyor. Daha kısa nasıl söylerim? Daha öz nasıl söylerim? Çünkü uzun yazdığı zaman karşı tarafın da zamanından çaldığını biliyor. Eskiler böyle nazik olduğu için şöyle bir özürle giriyor. Kusura bakma, özür dilerim. Kısa yazacak kadar kısa yazmam lazımdı. Senin vaktini almadan derdimi anlatmalıydım. Kısa yazacak kadar vaktim yoktu o yüzden uzun uzun anlattım diyor. Az, daha fazladır, daha zordur. Peki, hocam akılda kalması için yapacağımız şeyleri bir kere daha hatırlatalım. Bir ek yaparak. Bir tanesi ek, şey düzeltiyorum, kalbe dokunan, gönle dokunan hikayeler anlatmaktı. Bir tanesi de beyine hitap eden rakamlardan bahsetmek. Bunun örneğini verelim. 35 milyon ifadesi ya da işte eee App Store'dan 35 milyon uygulama indirilmiş olması kalbimizde bir duygu oluşturmuyor ama beynimizde çok değişik bir şey yapıyor. Vay be 35 35 milyon uygulama inmiş ha. O zaman ben de bir tane indirmeliyim. Ben bir şey kaçırıyorum hissi oluşuyor bende. 35 milyon rakamı yani beynime hitap ediyor. Bir diğeri de Evet bu ne gelmiş? Cümlemi değiştiriyorum. Şöyle bir şeye de dikkat etmenizi istiyorum. Hatırda kalıcı, akılda kalıcı şeylerden birisi beyine gönderme, diğeri kalp ve hikaye ve gönle hikaye anlatma, diğeri de abi bir slaytta 4, 5, 6 tane başlıktan bahsetme. iPhone'un başka özellikleri yok muydu yani? Bir sürü özelliği vardı. Haritasından bilmem işte pusulasına kadar her şeyi vardı. Ama 3 tanesini seçip söyle. 3 şey kuralı diyebilirsiniz buna. Bir sunumun bir slaytında yani yaklaşık olarak bir dakikada konuşacağınız şeyin içerisinde üçten fazlasını kullanmamaya gayret edin. Benim bütün sunumuma geri dönsek ben de ona dikkat ettim aslında. Üç kuralını da unutmayın. Son olarak burada yalnız bir kişi var görüyorsunuz. Mümkünse kimse yokken bir kişiye bu şeyi sunun. Bayağı sıfırdan sunun. Yani burada hiç kimse yok. Ben de genel sekreterimi seçtim. Selim hocam beni bir dinlesene, ben sana bir anlatayım bunu, bakalım oldu mu? Akış güzel mi? İstemediğim yerde bir şey karşıma çıkıyor mu? Canlı bir gerçek gibi yapın, sonra duygularını alın. Aklında ne kaldı? Asıl ana mesajım oturdu mu? Bunu yakalarsanız, eminim ki, e, bunu yaparsanız eminim ki kendi hatalarınızı fark ediyorsunuz. Aa bir dakika ya, konuşurken ben, ak akarken bu biraz şey oldu, pürüzlü kaldı. Bunu öne alayım, bunu sona alayım. Bu arada ben bu sunum için son gün akşam gelirken, bayağı bir değişiklik yaptım mesela. Ee, neden? Çünkü bir daha sunuyorum. Bakıyorum ki ya şurayı böyle anlatmasak daha etkileyici olabilir. Bu tamamen sizin bir kişiyi karşınıza almanıza ve ona anlatmanızla çok kolay bir şekilde elde edilen bir şey. Tabii sunuş dediğimiz şey tek başına bir olmadığını söylemiştik. Yani sunum diye bir gerçek var. Bir de işin sunucu boyutu var. Fakat bunu ben olur da bir gün tekrar karşılaşırsak diye başka bir gündeme bırakıyorum. Yani duruş, giyinme, mimik, ses tonu, vurgu vesaire falan tarafı da var bu işin. Yani sunuş tarafı ama şu ana kadarki kısım bence ipuçları olarak sizlerin daha sık kullanacağınız kısım olan sunum kısmıydı. Ya ben biraz ilerletmek istiyorum. Bu konuyu biraz daha bana yani siz de yokken baksam da öğrensem diyeceğiniz yer malumunuz TED platformu. İlk olarak şu videoyu izleyerek başlayın. Do school, schools kill creativity? Okullar kreativiteyi öldürüyor mu? Şeklinde. Bugünkü sunum öldürmediğine dair bir şey olsun, <laughs> kanıt olsun. Ama adamın Ken Robinson'ın Sir sunu, sunu belgesi olmadan yaptığı sunumu izlemenizi tavsiye ederim. Orada benim bahsettiğim birçok şeyi bulacaksınız zaten. Lütfen ted konuşmalarını izleyin buradan başlayarak ne demiştik herkes sunuyor ama iyi sunan kazanır teşekkür ederim <laughs>